Evet, güzel bir konuyla. Bugün biraz etrafım sağım solum dolu geldim. Hani biraz hazırlık yaptım. Ne kadar olabilirse bu dersler tabii ki canlı atölyede olsaydı, tabii ki tasvirlere değseydiniz, elinize alsaydınız daha faydalı bir şey olabilirdi ama Zoom'dan ne kadar yapabilirsek o kadar yapacağız. Bugün biraz daha derinlemesine gideceğiz. Yani daha önceden gördüğümüz bölümleri biraz daha işleyerek gideceğiz. Karagöz'ün bölümleri dedik. Daha önce anlattık. Mukaddime, muhabere, fasıl ve bitiş olarak. Bunlar şimdi ne işe yarıyormuş? Oyunda nasıl bir süreç içinde devam ediyormuş? Onları göreceğiz. İlk önce mukaddime bölüm. Mukaddime bölümü de kendi içinde dörde ayrı. Buna göstermelik, narekez ırıltısı, perde gazeli, musiki olan, perde gazeli edebi olan. Yani perde gazeli ikiye bölüyoruz. Musiki ve edebi olarak. Şimdi ilk önce göstermelik diyoruz. Göstermelik bizim bir sahnemiz var. Yani karagöz perdemiz var. Zırhlı hayal dediğimiz hayal oyunu perdemiz var. Beyaz perdenin ortasında sağında sonunda evler oluyor ya da hiçbir şey olmuyor. Ama ortasında bir göstermelik koyuyor. Hayaliler ya da hayalbazlar. Bunun amacı sahne dolu. Onu aldığı zaman oyun başlıyor demek aslında. Ama onun da tabii ki tasavvufi bir yönü var. Göstermeliklerin içinde gizli şifreler oluyor. Genellikle Allah lafzı gibi şeyler saklanıyor. Mesela bir limon ağacının içine Allah yazılıyor ama o dalların arasında dikkat ederseniz görebiliyorsunuz. Böyle şeyler, elifler, vavlar, böyle şeyler kullanılabiliyor. Sonra da karagöze yönelik objeler de yapılmaya başladı. Mesela size küçük bir örnek göstereceğim. Mesela görebiliyor musunuz? Arkasına gördüğünüz beyaz bir kağıt koyuyor. Böyle. Bu bir benim göstermeliklerimden bir tanesinin yapılmamış hali. Tabii buna boyanıyor. Bu perde oyunu başlamadan önce perdenin ortasında duruyor ve bu nareke zırıltısıyla birlikte hayali bunu sallayarak alıyor ve oyunu başlatıyor. Bu işe yarıyor. Evet, ikinci bölüme geçiyoruz. Yani nareke zırıltısını. Mukaddimenin içinde olan ikinci bölüme geçiyoruz. Nareke zırıltısı da nareke ney kamışı gibi bir kamıştan ucu bağlanarak yapılan basit şekilde yapılmış bir karagöz enstrümanıdır bu. Bu girişler, çıkışlar ve ön başlangıçlar, efektler karagözü bununla yapılıyor. Tabii bunun bir örneğini göstereceğim ben. Evet, bu sadece nefesle bir zırıltı çıkartıyor. O yüzden nareke zırıltısı ismi verilmiş gelenekte. Çok basit bir enstrümandır. Tabii ki bununla birlikte daha yeni gösterdiğim göstermelik sahneden alınıyor ve oyun artık başlıyor. Oyunun başlangıcı için Hacivat sahneye düşmesi gerekiyor. Sahne düşüşü diyoruz sana. Perdeye düşüş diyoruz. Bunun sebebi de yani gene tasavvufe bir noktaya dayanıyor. Hani biz dünyaya bir şekilde Adem ve Havva'dan gelen dünyaya bir şekilde atıldık ve dünyadan sonra da kopup gideceğiz manasında Hacivat her zaman perdeye düşer. Ve yukarıya doğru çıkar. Hep yukarıdan düşer. O Karagöz oyunlarında gördüğünüz yukarıdan düşmenin esprisi aslında inceliği diyelim. Daha doğrusu manası bu. Yani biz dünyaya bir şekilde düştük. Ve o dünyadan bir şekilde yükselip gideceğiz. Yani bunu anlatmak için ustalar böyle bir yöntem kullanmışlar. O yüzden Karagöz ve Hacivat genellikle yandan girmez. Yani tipler yandan girer ama Karagöz ve Hacivat yukarıdan çıkarlar ve yukarıdan girerler. Küpeş de dediğimiz Karagöz'ün önündeki perdeyle oynatım alanındaki küçük bir çıtamız var. O ayakların oraya girebilmesi için yapılmış bir tahta. Küpeş de oturur. Hacivat'ın oturuş ve duruş şekilleri kıyam ve rükû şeklindedir. Tasavvufta böyle söylenmiştir. Duasını bitirdikten sonra, mukaddime duasını bitirdikten sonra secdeye gidiyor.
etme denilen olayı yapar. Bu da karagözün içine küçük nüanslar olarak saklanmış tasavvufi şeylerdir. Tabii ki perde gazeli musiki olan farklı makamlarda okunur. Bunu diğer dersimizde daha ayrıntılı bir şekilde göreceğiz karagöz musikisinde. Eserlerden mesela ilk en çok bilinen duyduğumuz eserlerden bir tanesi şeydi. Pencerenin perdesini aç bana göster yüzünü, görmek için gör yüzünü, dağları aştım da geldim. Tabii ki bu musikiler devam edebiliyor. Bunlara karagözlüler sonradan eklemeler de yapmışlar. Bunu düetlere çevirme gibi şeyler. Mesela buna eklenen şeylerden bir örnek göstereyim. Pencerenin perdesini yapmayalım. Aç bana göster yüzünü. Allah Allah gibi karagözden de nidalar alabiliyoruz. Oyunlara katarak böyle şeyler, düetler yapabiliyoruz Karagöz ve Hacivat'ta. Tabii ki daha farklı perde gazelleri de var. Karagöz'ün diğer enstrümanlarından bir tanesi de def. Bu girişlerde, çıkışlarda, efektlerde kullanılan diğer bir malzemedir. Bunu genellikle dairezen, geçen dersimizde anlatmıştık. Ya yardak ya da dairezen çalar. Tabii ki bu ritimlere göre, hani makamlarda giriş çıkışlar ya da Karagöz'de en fazla kullanılan vurmalarda vuruş efektlerinin hepsini defle yaparız. Hani hızlı çıkışlarda da diye narike zırıltısıyla hani efektlerde kullanabiliyoruz Karagöz'de. Tabii ki Isfahan'da bir huyu var, ne de güzel bir suyu var. Isfahan'da bir huyu var, ne de güzel bir suyu var. Her güzelin bir huyu var, ne yaman acem güzelim. Oh hay hak diyerek perdeye düşüyor. Bu musiki olan tarafı böylelikle hızlı bir şekilde geçmiş olduk. Tabii ki bunların makamları nedir? Diğer dersimizde bunu daha ayrıntılı bir şekilde göreceğiz. Evet, perdeye düştükten sonra, musiki kısmımız bittikten sonra edebi kısmımıza geliyoruz. Yani perde gazelinin edebi olanları. Divan edebiyatında da çok yer tutmuş olan gazellerden bazı örnekleri var. Tabii ki bu perde gazellerini genellikle sufiler yazıyor. O zamandan bu zamana, 1600 yıllardan bu zamana sufiler, müderrisler öyle. O yüzden biraz daha tasavvufi oldu. Şimdi tabii ki daha modernize edilmiş, Türkçe ile yazılmış perde gazelleri de var. Mesela Cevdet Kudret'in kayıtlarından aldığımız bir bilgiyi paylaşayım size. Kemteri adında bir şair var. Bu aslında Sufi Kemteri olarak. Ama Kemteri lakabını kullanmıyor perde gazellerinde. Raşit şeyini, mahlasını kullanıyor. Çünkü Bektaşi olduğu için Bektaşiliği belli olmasın diye Raşit ismiyle perde gazelleri yazıyor. Normal şiirlerinde de Kemteri olarak mahlas kullanıyor. Bunun gibi perde gazeli yazan başka sufi kaynaklardan aldığımız sufi olan Bektaşiler de var. Bektaşilikte perde gazeli yazmak o kadar çok revaşa binmiş ki ve Karagöz'ün içinde bu tarafları var olmuş bir şekilde. Mesela Hilmi Bey olarak, Hilmi, Baba Hilmi olarak bir şairimiz daha var. Bu Bektaşi Şeyhi Mehmet Ali Hilmi Dede'dir. Evet, 1842-1907 yılları arasında yaşamış ve perde gazelleri yazmıştır. Bir başkası da Birri'dir. Birri de 1670 yıllarında doğmuş bir sufidir. Mevlevihane dergahında bir süre durup Mevlevi dedesi olmuş ve 1716 yılında Manisa'da ölmüştür. Ama bu konuda eserler yazmıştır. Bektaşilik Karagöz perdesinde tasavvuf olarak bir yer bulmuştur.
Ve Bektaşiler Karagöz oyunları sureti suret perdesi olarak sureti hayal demişlerdir. Şimdi perde gözeninin edebi olarak oynatıldığı şöyle bir örnek vereyim size. Evet, şarkısını söyledi. Biraz geriye çıkayım. Hacivat'ımız perdeye düştü. Oo, hay hak. Perde kurdum şem ayaktım gösteren zilli hayal. Fani dünya sıfletinden kurtulam hayal meyal. Ah efendim, ah kara gözüm burada olsa. Bu kısası. Bir de bunun uzunu var. Oo, hay hak. Şimdi baktım yanmadan şulelenir perdemiz. Erbabı zarif olana cilvelenir perdemiz. Perdeyi kaldır gözden, hisse al sen bu sözden. Perdeyi sanma bezden, kemalattır perdemiz. Bu dünya bir zilli hayal, bilmeyene bilmek muhal. Eyleme içki lukal, göz önünde perdemiz. Ne adanı sohbeti nadanlarla nadanlar ider tenezzüz. Divanelerin divanesi hem de mi gerek? Fasuyun lisan musayebeti tatlı. Hoş geldin ıspanak suratlı. Bir yari kafadar olsa, kundarsa gelirse bollaştırır. O söylese ben dinlesem, haddim olmayarak benden hiç söylese. O dinlese bizim Hacı Cavcak da Bekrizdan'ın sümüklü burnunu yesin. Yar bana bir eğlence aman, dost bana bir eğlence. Kafana düştü deflat tencere, gel benim gönlümün kalsını. Gelemem ayağımın mayasını, gel benim selvi bülendim. Gelemem sümüklü efendim, karagöz 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 gel, karagöz karagöz. Abla köpek mi çağırıyor çok da, gelirse pataklarına. Bursa şehridir aslan. Acim aslanım, sefam ettahıdır tabım, seyri meydana geldim ben. Hadi inayet ol, inayet ol. Baş, hadi dilenci ver. Karagöz, kimmiş o? Ya hanım, hanım aşağıda Melut var da, onun sesi geliyordur. Çocuk uyuyor bak. Bak acıcağım. Uyumadım çocuk uyuyor. Hadi git başka yerde bağır. Bunun gibi perde gazelinde muavere kısmına geçiyor. Tabii bunun uzunu var, kısası var. Tabii oynatacağınız oyuna göre yeni yazılmış, eski yazım perde gazelleri var. Mesela yeni yazımlardan da Türkçe olarak yazılmış. Perde kurdum, ışık yaktım, gösterimiz gölge hayal. Gerçeğin aynasıdır bu. Sanılmaya martaval olarak tabii Türkçeleştirilmiş şeyler de var. Bunlarla da oynatılabiliyor çocuklar daha çok anlasın diye. Ama ben mesela aslını tercih ediyorum. Eski yazım şeyleri tercih ediyorum. Çünkü o kültürün bir şekilde devam etmesi gerekiyor. Perde gazelini de okuduğumuz zaman, edebi kısmını da okuduktan sonra mukaddime kısmımız bitiyor. Artık muavere, yani tökerleme, tekerleme bölümü. Muavere bölümünde de bu da ikiye ayrılmıştır bizim şeyimizde. Bu iki bölümdür. Yani şöyle iki bölümdür. İki tane tarzı vardır. Bir askıda muavere, bir de perde muaveresi. O da şöyle oluyor. Mesela Karagöz evden konuştuğu için gel aşağı tamam geliyorum diyor. Tam atlarken çatıya takılıyor. Bu askıda muavere. Çatıya takılıp ya Hacı Cevcev beni kurtarsana. Bak burada asılı kaldım. Ya efendim kurtarmam. Gelirsen sen bana kaba kuvvet uygular. Yok yok uygular. Gel aşağı bak takıldım diyorum ya burada belir tutun. Gibi askıda muavereye başlarlar. Yani burada oynatırlar oyunu. Diğeri de perdeye düşüşüdür. Hacivat çekilir. Karagöz aşağı atlar ve düşer. Amanin dostlar atıldım saçıldım. Eski minderler gibi yerlere saçıldı. Vay 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 vay. Vay benim ense köküm çakaklarım. Sigara damlası gibi kulak. Vay benim ille de armudu fıkaram popop. Gibi orada düşüşünü oynar. Öksürükle ya da narike zırıltısıyla geri toparlanır ve oyuna bağlanır. Buna da şey perde muavelesi diyoruz. Perdede yapılan ön giriş gibi bir ön giriş oluyor yani. Oyunumuza. Artık muavere kısmında da tekerlemeler ya da bunun değişik tarzları var. Oyunları
siz ne kadar uzatmaya, bu biraz daha uzatmaya bağlı bir şey olmuş. Tabii ki muavereler, iki muavere oynatılan oyunlar da var. Hani çünkü kahvehanelerde oynatıyor ve geçimini bundan sağlıyor. Hani kısacık bir şey yapamaz. Bunu daha da uzatması lazım gösteriyor. Muavereleri çeşitlendirebiliyor, çoklaştırabiliyor. Ondan sonra fasıl bölümüne geçiyor. Mesela muavirelerden isim değiştirme, bilmece, emanet, babam öldü, kültür dersi, hane bulmaca, tekerleme gibi muavereler var. Mesela kültür dersinden küçük bir örnek vereyim ben. Bugün biraz daha renkli geçiyorum. Umarım beğenirsiniz. Ya imkansızlıklarla çalışıyoruz aslında. Bunu bir canlı da hani perdede görsek, göstersek daha güzel olurdu. Efendim geçen gün gittim çarşıdan kendime göre güzel bir fes aldım. Ne yapayım? Efendim öyle mi derler? Nasıl derler? Efendim güle güle kullan, başında paralansın demezler mi? Öyle mi derler? Evet efendim öyle derler. Tamam güle güle kullan, başında paralansın. Efendim ondan sonra biraz param vardı. Gittim iki çeki odun aldım. Güle güle kullan, başında paralansın. Ya efendim buna öyle demezler. İndirin buna ne derler peki? Efendim buna öyle demezler. Buna derler ki güle güle yat da otur da seyrine bak derler. Güle güle yat da otur da seyrine bak hocam. Aferin Karagöz'üm, hemen öğreniyorsun. Efendim ondan sonra biraz da birikmiş param vardı. Evimi bir güzel onarayım dedim. Evimi yaktırdım. Güle güle yat da otur da seyrine bak. Ya efendim yeni yaptırdım, niye yakayım? Sen öyle öğrettin. Güle güle yat da otur da seyrine bak. Ya efendim buna öyle demezler. Sen öğrettin, nasıl derler? Efendim güle güle otur, içinden hiç çıkma inşallah derler. Güle güle otur, içinden hiç çıkma inşallah. Efendim ondan sonra alacaklılar kapıya dayanmasın mı? Kavga kıyamet, düştük mü hapse? Güle güle yat, içinden hiç çıkma inşallah. Efendim ne diyorsun, hapse düş? Bunun gibi bu kültür dersinin muhaveresinden kısa bir kesit. Bunun gibi oyunlarda muhaverede oynatılıyor. Bir ya da iki tane o hayalinin ya da hayal bölümünün isteğine göre oynatılıp sonra fasıl bölümüne bağlanıyor. Tabii ki fasıl bölümünü biraz daha diğer derse saklıyorum. Çünkü onda fasıl bölümünde daha önce de anlatmıştım. Ana konu geçiyor ve tipler geliyor. Her tipin kendine has bir şarkısı var. Bunu musiki bölümümüze hem tipleri oynatarak hem de şarkılarını söyleyerek o bölümde işlemeyi tercih ettim. O yüzden fasıl bölümü biraz kısa geçiyorum. Oyunun asıl noktası olan fasıl bölümü oyunumuzu bize anlatıyor ve sırayla tiplerimiz geliyor. Her tiple Karagöz'ün bir münakaşası oluyor ya da bir olayı dönüyor. Hacivat sonradan geliyor, olayı toparlıyor ve bitiş kısmına gelip duamızı yapıyoruz ve bitiriyoruz. Karagöz oyunumuzun bölümleri böyle oluyor. Şimdi kıyafetler bölümüne geçiyoruz. Evet, kıyafetler bölümünde birçok rivayet var aslında. Karagöz'ün kıyafetleri nereden gelmiş olarak baktığımız zaman yani o kadar çok köklü kaynaklar var ki hani bu doğru olur mu olamaz mı orası tartışılır tabii ki ama kıyafet bir devrin sosyal, politik ya da tarz olarak giyim tarzının ne olduğunu anlatan, bize devir hakkında şeyler veren, doneler veren bir simgedir aslında. O yüzden Osmanlı dönemi ilk dönemine baktığımız zaman hani kısa etekli, kısa pantolonlu çok kişi göremiyoruz. Hani Trakya bölgesi hariç o taraflarda var. O taraf çünkü o zamanlar Balkanlar var. Balkanlardan gelen insanlar var. Trakya bölgesi o da Osmanlı'nın son zamanı. Sultan Orhan zamanında tabii ki Bursa ya da İznik'te Balkanlardan gelmiş kişiler de var. Oralarda görebiliyoruz. Kısa pantolonu. Başka göremiyoruz. Hani devrin kıyafetlerinde öyle bir şey yok literatürde. Ama son yıllarda yapılmış arkeolojik kazılarda Hititlere ait bazı yazıtlar bulundu. Ve görsel sphinx gibi rölyefler bulundu. Rölyeflerde Karagöz ve Hacivat'a benzeyen figürler var. Yani aynı etekleri ve şapkalarının birebir benzediği olaylar var. Bu da Karagöz'ün yüzlerce yıllık değil de binlerce yıllık bir gölge tiyatrosunun ya da bu kişilerin alınmış bu kıyafetlerin binlerce yıllık bir tarihi olduğunu gösteriyor bize. Bu tabii ki bizim topraklarımızda bu yazıtlar.
Hititlerden kalan bu yazıtlara baktığımız zaman oranın onların tanrılarında kullanılan şapkaları, o rölyeflerde kullanılan şapkaların Karagöz ve Hacivat'ın şapkalarına ya da duruş pozisyonlarının çok benzediğini görüyoruz. Hani onlar da iki boyutlu çizilmiş, tek elleri sakallarında tutuyor Hacivat'ın, Hacivat'ta olduğu gibi, Karagöz'de olduğu gibi tek elleri ileride, yani oynar bir el çizilmiş oraya. Etek yapıları çok benziyor. İşte çarıkları, Türk çarıkları gibi çok benziyor. Yapılan şeyler böyle. Yazılıkaya yazıtları abidesi olarak ülkemizde bulunuyor. Özellikle Tepuş tanrısının benzerliği ya çok şaşırtmıştı yani Karagözlüleri olarak da. Bu tabii yakın zamanda iyice incelemeye alındı ama tamamen bir sonuç çıkmadı. Hani Karagöz buradan geliyordur gibi bir sonuç çıkmadı ama sizler de araştırırsanız, bakarsanız hani benzerliği görebilirsiniz. Tabii Malatya'da bulunan diğer Hitit eserlerinde de buna benzer şeyler bulundu. Karagöz ve Hacivat'a benzeyen. Duruşları, serpuşları, boynuzları, işte şapkadaki detayları ya da etek uçlarının kıvrık olmaları gibi detayların orada da bulunması biraz da bu kültürün oradan mı esinlendiği, alındı ve buna nakşedildiği gibi bir durum bizi ortaya koyuyor. Tabii ki bunu tam olarak kanıtlayamayız ama böyle eserlerin ülkemizde de var olduğunu bilmek güzel bir şey aslında. Yani kültür çeşitliliği olarak bu coğrafyada, çünkü Hititler de Anadolu'da yaşamış bir medeniyet olduğu için bu coğrafyanın içinden çıkmış bir kültürü hala bu coğrafyada tanıtıyor olmak bizim için gurur verici. Şimdi Osmanlı'da olan ve bunun manalarının ne olduğu bazı aksesuarlara bakacağız. Hacivat. Börkü Horasani dediğimiz bir şapkası vardır. Bu şöyle ben size göstereyim. Bir Hacivat figüründe şapka. Börkü Horasani dediğimiz, yani şu an tarihi diziler çok olduğu için Börkü herkes daha iyi biliyordur. Onun gibi bir tarz. Önünde bağlı olan serpuş da bu dervişlerin ve ahilerin kullandığı serpuş gibi bir şeydir. Ve bu da bir yere bağlı olduğunu gösteriyor. Hani bir dervişliğinin olduğunu gösteriyor bize. Hacivat'ta böyle bir detayımız var. Ve Hacivat'ın üst kısımlarında tırtık tırtık mesela şeyler vardır. Böyle kesikler vardır. Bunun sebebi ise o zamanki elçilerin, yani peyklerde tüyler takılıymış ve her tüyün bir manası var. Mesela kırmızı tüy takılıyorsa İspanyolca biliyor gibi böyle şeyleri var, manaları var. Beyaz tüy ve tüyler ne kadar fazla olsa o kadar dil biliyor demek. Yani şapkasından bunu anlıyoruz, şu dilleri biliyor bu elçi deyip oradan saraydan ya da elçilik görevinde şu biliyordur. Ya da gittiği ülkede şu kadar kültürlüdür gibi bir durumu göstergesi. Yani bir nevi bir üniversite diploması gibi bir şey yani elinde olan. Tabii ki bunu görüyoruz. Sivrilikler, tüyler bunları anlatıyor. Yeşil olmasının sebebi de elçilerde o zamanki elçilerin kullandığı, sefere giderken kullandığı kıyafetler genellikle yeşil seçiliyor ki İslam ülkesinden geldiğini anlatmak için. Hani İslam'ın rengi olarak seçilmiş ve başka bir ülkeye elçi olarak yollandığı zaman bu İslam ülkesinden geliyor gibi bir simge bilgi var. O yüzden onu simgelemek için de yeşil giyiliyor. Burada bizim dervişlik kısmına koyduğumuz figür olarak Hacivat göründüğü için de yeşili o yüzden Hacivat'ta. Ve çanta var. Çanta detayımız var. Hacivat tasvirlerinde çanta vardır. Ben size şuradan bir saniye. Bakın şurada bir çanta var.
Bu çantanın yapılmasının sebebi ise genellikle elçilerde hani götürücü ulak şeylerinin belgelerinin çantayla götürülmesi gibi bir şey var. Bunu Karagöz'de göremiyoruz. Karagöz'de çünkü bir bağ vardır. O da heybeye benzer. O da yörük olduğunu gösterir bize. Çarıklar tabii ki saray çarığı. Hacivat'ta kullanılan saray görevlilerinin çarıkları hangi renkse ya da elçilerin hangi renkse, mesela saray görevlileri askerler kırmızı ya da sarı giyiyorsa elçiler bordo tarzı şeyler giyiyorlar. Ve buna yönelik çarıklar kullanılıyor. Tabii ki bu zamanla değiştirilebiliyor. Hani bu tabii tarihi yapıda böyle ama şu an hani senin çarığın kırmızı, senin çarığın bu tasvir olmaz gibi bir durum yok. Tabii ki ama nereden geldiğini bilmek de güzel bir şey. Karagöz'de yörük fesi üzerine boynuz var. Hani şapkasında. Karagöz'ün şapkasına biz ışkırlak diyoruz. Hani daha önceden anlatmıştık. Karagöz 7 parça, Hacivat 4 parça olarak. Işkırlak dediğimiz bir şapkası var. Hemen gösteriyorum. Bu şapkadaki detaylarımız da şöyle. Hani bu iki tane boynuz normalde yörüklüğü anlatıyor. Yani bir hayvanla beslediklerini ve göçer olduklarını anlatmak için bazı kişiler tarafından da sivri dilli olduğu için böyle bir boynuzu vardır gibi bir açıklama da var. Ama genellikle çoğunluk hani yörük olduğunu temsil ettiği için böyle bir boynuz vardır. Şamanlarda da boynuzlu büyücüler olduğu için buradan da geldiği söylenebiliyor. Ve bir detay olarak da şurada bir yaprak vardır. Bu yaprak bir okkanın içindedir. Okka yaprakla yazılmadığı için bu da cahilliğini temsil eder. Okkanın içinde bir yaprak da Karagöz'ün cahil bir karakter olduğunu simge olarak bize anlatır. Kuşağında dediğimiz gibi heybe görüntüsü vardır. Bu heybede yörüklüğü yine temsil eder. Kırmızı giymesinin sebebi de kök boyada kök boyanın asıl ismi yani kök kırmızıdır. Asıl onun ismi kök boyadır yani diğerlerinin isimleri vardır. O yüzden kök boya tüplüğü ve yörüklüğü temsil ettiği için de halktan biri olduğunu temsil ettiği için de kırmızı giyer. Yani o yüzden Karagöz kırmızıdır. Tabii ki şamanlarda da ateşin rengi kırmızıdır. Hani iyiliğin rengi yeşil. O yüzden de onlar da böyle bir açıklama yapıyorlar. Şey daha ateş olduğu için, daha kötülüğü temsil ettiği için Karagöz o yüzden kırmızı giyer. Onların kuklalarında olduğu gibi hani büyücüler ya da böyle daha tehlikeli kişiler hep kırmızı kuklalardan, kırmızı elbiselerden yapılmış. O yüzden şamanlar da bunu böyle açıklıyor. Ben size hani şimdi sırada şeye geldik. Bu Karagöz yapımında kullandığımız malzemelere geldik. Neler kullanıyoruz, neler yapıyoruz? Bunu anlatacağız. Karagöz yapımında önce ustaların çizimleri olur. Tabii ki her ustanın olmaz. Tabii ki bunun farkını anlatmıştım hayal beyaz ve hayali olarak. Bazı ustalardan alınmış çizgilerle de Karagöz yapılabilir. Ama ustalar hani kendi ustalığını ispatladıktan sonra yani bir müştemel aldıktan sonra kendi çizimini yaparlar, kendi çizgisini oluştururlar. Bu da onların gelişmesiyle alakalı bir şeydir Karagöz'de. Hani ben de varım nidasını koymak için bir aslında bir semboldür. O yüzden kendi çizgilerini yaparlar. Kendi çizgilerinde mesela bu Karagöz'ün ışkırlığı, bu bir Hacivat şekli. Burada şöyle bir detay kullandım ben. Evet, bu Osmanlı'da Orhan Gazi'nin sancak mührü. Yani bunu gören bir simge bilimci diyebilir ki bu 1327'ye ait bir şey diyebilir. Yani o tarihi anlatır.
Çünkü o zaman kullanılan bir sancak mührüydü. Ben bunu kendi tasvirime işleme istedim. Çünkü Sultan Orhan zamanında olduğunu belirtmek için böyle bir şey kullanmak istedim. Tabii ki daha değişik şeyler, figürler kullanabiliyoruz. Yani günümüze uygun maskeli Karagöz ve Hacivat gibi. Karagöz'de tabii ki hayal gücünün çok önemi olduğu için bu çizimleri de yapabiliyorsunuz. Bu bir Karagöz tasvirinin bölümleri. 7 bölümdür. Tabii ki ayakları tek çiziyoruz. 2 olacak. Buradan 2 tane kopyalıyoruz. Yani. Bu bir Denizli. Tabii ki bunların tasvirlerini diğer derste oynatıp hani nasıl, sesleri nasılmış, şarkıları nasılmış, onları da işleyeceğiz. Bir Laz, bir Zenni. Zenni kısmında açıklamak istiyorum. Orta oyununda Zenni kadın kılığına girmiş erkek olarak geçiyor normalde. Çünkü o zamanlar kadınların sahneye çıkması yasak olduğu için o kişilere Zenni adı veriliyor. Ama Karagöz'ü bu tam tersidir. Karagöz'de kadın karakterler Zenni olur. Yani orada öyle bir ayrım olmadığı için kadınlara tiyatronun yasak olduğu dönemlerde gene Karagöz oynatılmıştır ve bunun izni vardır. Karagöz perdede oynarken kadın karakterler oynatılabiliyor. Çünkü erkekler gene seslendiriyor. Öyle bir durumları var. Ve o zamanki oynatılan tiplere de zannedim. Baba Himmet, yani Kastamonu'lu. Oduncu Baba Himmet olarak geçiyor. Bu da benim kastım tiplerden biri, Konyalı. Tabii ki kendi tiplerinizi oluşturabiliyorsunuz. Tabii ki burada da biraz da çizim yeteneğiniz ön plana çıkıyor. Ya da hayal gücünüz. Bu ne kadar geliştirebilirsiniz? Mesela bu yeni yaptığım tasvirlerden bir tanesi. Bir Tuzsuz Deli Bekir. Ondan sonra bu başka bir Laz. Bu da benim kendi çizimlerim bunlar. Bu ilk çizim aşamasını bitirdikten sonra ustanın ya da kendi çiziminizi elinize aldıktan sonra sırada bunu deriye işleme kısmı geliyor. Deriye çizeceksiniz. Şöyle göstereyim. Bu bir deve derisi arkadaşlar. Buna cam deri deniliyor. Bu özel tabaklama yöntemiyle. Hani normal derilerden biraz daha farklıdır. Sertliği vardır. Sert, hani bir asetat formunda bir sertliği vardır. Ve bu iyice sıyrılmıştır. Sıyrıldığı için bu ışık geçirebiliyor. Tabii arkadan elimi görüyorsunuz. Tabii biz bunu daha da saydamlaştırabilmek için hani yeterli gelmiyorsa kazıma bıçağımızla biraz sonra göstereceğim. Kazıma bıçağıyla bunlar kazınarak daha şeffaf hale getiriliyor. Tabii ki deve derisi biraz daha sert ve daha ömürlük oluyor. Bunun yanı sıra bir de dana derimiz var. Bunu bükmek biraz zordur. Ama dana derimiz daha ince bir deridir. Ama renk olarak daha açık bir renktir deve derisine göre. Hani dana ve manda derisi de kullanılıyor Karagöz'de. Yani hepsinin farklı farklı işleme teknikleri var. Çünkü bu daha sert bir malzemedir. Ona göre bir tavlama gerekiyor. Derimizi çizdikten sonra, yani modelimizi hani şunda olduğu gibi üstüne çizdikten sonra işleme kısmına, yani nevregen kısmına geliyoruz. Nevregen da işlediğimiz zaman şu üstündeki küçük küçük deliklerdir. Bunun farklı bıçakları var tabii ki. Şimdi onları da göstereceğim. Bunun sebebi ise karşıdan ışığı geçirebilmesi. Işığı geçirdiği zaman tabii tasviri daha güzel gösterir. Öyle bir avantajı vardır. Bu yüzden yapılır. Bu tek tek işlenir. Tabii deriyi ilk önce bir suyla tavlıyoruz ve işlenebilecek kıvama getiriyoruz. Yoksa deri çatlar ve kırılır. O yüzden işlenebilecek bir kıvama getirip önden ve arkadan işleme yapıyoruz. İşleme için kullandığımız bıçaklar nevregen düz kesim bıçağı. Bu kazıma bıçağı, daha yine anlattığım işlemi yapmak için kullandığımız.
düz ağız oluk bıçak. Bu ayları ya da yuvarlakları yapabilmemiz için yapılmış bir bıçak. Ondan sonra kalın baton nevrengeni. Yani daha büyük delikler açabilmek için. Düz oluk bıçağı. Düz bir çizgi açabilmek için. Küçük ay. Bu küçük detayları parmak uçlarındaki işte tırnakları falan açabilmek için kullandığımız bir nevrengen bıçağı. Büyük açma bıçağı. Bunda da hani delikleri genişletmek ve düz şeritleri açabilmek için kullandığımız, mesela şuradaki gibi düz şeritleri açabilmek için kullandığımız bıçaklardır. Tabii çeşitleri var. Küçük düz oluk, büyük düz oluk gibi bir sürü. Ve Karagöz'de kullandığımız en çok kullanılan şeylerden bir tanesi de bız. Tabii daha ince işlemeler için bu bıçak çeşitleri genişleyebiliyor. Hani istediğiniz ölçüde yani bıçak yaptırıyorsunuz. Bakıyorsunuz bana şöyle bir şey lazımmış deyip buna göre bunların hazır bir malzemesi yok. O yüzden yaptırıyorsunuz mecburen. Ustasını bulup yaptırıyorsunuz ya da kendiniz yapıyorsunuz. Karagöz derisi biraz kalın olduğu için kullandığımız bıçak genellikle sac makası gibi şeyler ya da makinelerle de kesebiliyoruz. Kıl testere makineleriyle de kesebiliyoruz. Ama kalın olduğu için tabii ki bunu biz sac makası gibi ağır bir makasla kesiyoruz. Ama tabii ki dana derisinde normal makasla kullanabilirsiniz. O biraz daha ince olduğu için. Onunla bu işlemi yapabilirsiniz. Derimiz işlendikten sonra artık tamamen bittikten sonra yanlarını alıyoruz ve zımparasını yapıyoruz. Zımpara yaptıktan sonra bu çapakların hepsi alınıyor. Alındıktan sonra artık boyamaya hazır diyoruz. Ama boyamaya hazır diyoruz da boya hazır. Çünkü boyamız bizim normal kök boya kullanıyoruz. Biz bu konuda bitkilerden oluşturduğumuz. O ayrı bir sanat oluyor. Yani tabii ki başka boyalarla kullananlar var. Ekolin boyalar gibi ya da mürekkep boyaları gibi boyalar kullananlar var. Ama bunun aslında kullandığımız boya kök boyasıdır. Bu da en az 6 saat ya da 7 saat kaynatılarak yapılan bir bitki köklerinden yapılan bir boyadır. Bunun belli mevsimlerinde toplanma hasatı var. Oralardan topluyorsunuz, kurutuyorsunuz ve havanda dövüyorsunuz ve toz haline getiriyorsunuz. Bazıları kök yapraklarından, bazıları köklerinden, bazıları da kabuklardan oluşan şeyler. Mesela tetire, indigo, kök kırmızı, narçın, sütleyen, ondan sonra çivit otu, ebegümeci, ondan sonra narçın, ayva çekirdeği gibi şeyleri kaynatarak onun özütünü çıkartıyoruz. İp boyamasından biraz farklı bir durumu var. Çünkü orada mordan işlemi soğuk suyu aldıktan sonra yapılıyor. Karagöz boyasını yapmak için tamamen özütüne ulaşabilmemiz için sıcakken biz mordan yani sabitleme işlemini yapıyoruz. Bunlarda tabii pelit suyu, koruk suyu, kaya tuzu, ondan sonra deniz tuzu, şap gibi malzemeler kullanarak sirkeler, ayva sirkesi. Bu boyanın renklerine göre oranları ve şeyleri değişiyor tabii ki. Bazılarına kurşuni olması için paslı çivi atılıyor. Ve o sabitleme işleminde onu yapıp biz onu kaynattık, iyice özütüne ulaştıktan sonra onu süzüyoruz. Ve süzülen boyayı şişelere alarak artık kullanım haline getiriyoruz. Hani mesela 1 kilo tozdan size nasıl diyeyim 250 gram falan ya da 200 gram bir boya elde edebilirsiniz. Hani bu tabii ipte daha farklıdır. İpte o boyayı hepsini kullanabilirsiniz ama biz özütüne ulaştığımız için devamlı kaynadığı için o küçülüyor, buharlaşıyor ve bize öz boyası kalıyor. Biz onu kullanıyoruz. Yani ip boyamadan farkımız da bu. Kök boyada. Tabii bunların artık hazırları yavaş yavaş revaşa çıkmaya başladı. Yani temin edebilirler ya da kökleri de satılmaya başlandı. Oradan da temin edebilirler. Karagöz yapmak isteyen ya da yapanlar
Buradan da bilgi vermiş olalım. Sonra kök boyayla bunlar önlü ve arkalı olarak boyanıyor. Hasbihallah. Önlü ve arkalı boyamamızın sebebi tabii açıklık koyulup nasıl bir şey istiyorsak. Tabii bunlara biz gölgede atabiliyoruz. Yani yanlarından daha koyu renklerle geçerek gölgeli bir hale getirebiliyoruz. Tabii buradan çok fazla belli olmuyor çünkü karagöz perdesinde arkasında ışık var ve beyaz bir zeminde olduğu için daha çok belli olabiliyor. Hani örnek olsun diye de yine de gösteriyorum. İşlendikten ve boyadıktan sonra artık bağlama işlemine geçiyoruz. Eskiden bağırsak, ince bağırsaktan yapılan bir zar kullanılmış bağlamak için. Şu an misina ya da mumlu ip gibi şeyler kullanılıyor. Bu da bizi gelenekli yapıyor. Yani gelenekselden çıkarak gelenekliye dönüyoruz. Farklarından bir tanesi de buydu zaten. Tabii ki bunları artık hani daha modernize edilebilir mi? Edilebilir tabii ki. Yani bunlar lazer kesimlerle de yapılabilir mi? Şu an atıyorum yapılabilir yani. Daha da ileride neler çıkacak belki de. Öyle şeylerle de suni deriler çıkacak buna nazaran. Biz şu an gerçekten dana derisi, deve derisi ya da manda derisi gibi deriler kullanıyoruz. Suni deriler çıkacak. Mesela onlardan da kullanılabilecek ileride belki Karagöz'de. Bağlandıktan sonra delikleri açılıp düğmeler yapılıyor. Bunlar da oynatma sopalarına, kavele dediğimiz sopalara takılıyor. Bunlar ahşaptan ya da demirden böyle geçilen ya da ıslatarak oturtulan kaveleler var. Çeşit çeşit bunlar. İlk aslı olarak ıslatılarak düğmeye ıslatarak deri yumuşadığı için onu oraya sıkıştırıyorsunuz ve öyle kalıyor. Sonra çevirerek açıyorsunuz. Öyle bir sistem var. Şu an tabii ki daha modern sistemler olduğu için onu da oynatırken çıkma sorunu var ama. Yani tam oturmazsa çıkabiliyordu. Ama bunlar da öyle bir bırakma sorunu olmadığı için artık karagözlüler de böyle kavileler kullanıyor. Tabii artık oynatıma hazır oluyor. Gerisi sizin metin yazmanıza ya da harika din oyunlardan ezberleyip doğaçlama yeteneğinize yani tülahatınıza ve tiplere olan hakimiyetinize bağlı. Tabii ki dediğim gibi her tipin bir şarkısı var. Bunu diğer derste daha detaylı göreceğiz. Her tipin sesi var, şivesi var. Yani Karagöz o kadar görüldüğü gibi çok basit bir şey değil. Ya şu anlattıklarımın içinde ressamlık var, işte tasarımcılık var, ondan sonra zanaat var, sanat var, ondan sonra boya yapımı, kimya var, her şey var yani. O yüzden Karagöz hafife alınacak bir sanat değil. O yüzden çok sanatın ve çok zanaatın bir arada buluşarak bir şeyler yapılan bir şey. Yani öyle bir durumdayız ki şu an. Hani bunun elemanı yetiştirmek için hadi şunu da öğren, şunu da öğren, şunu da biraz fazla yükleme yapıyoruz. Çocuklar da ondan kaçabiliyorlar bazen. Çünkü artık sıkılgan bir neslimiz var. Bunu keyifli hale getirerek hem çocuklara hem de büyüklere bir eğitim platformu açabiliriz tabii ki. Bunun için çok insana ihtiyaç var. Şöyle ben bir kişi olsun ya da en iyi 5 kişi var, 10 kişi var. Bunlar yapsın sonra da rafa kaldırılsın gibi bir düşüncede değilim. Binlerce olsun, on binlerce olsun ki bu sanat yürüsün ve yeni nesillere bu topraklarda bunlar yaşatılıyormuş ve bundan sonra da yaşatılacakmış gibi bir nesil bırakalım. O nesil de öğrenirse o da emin olun ki bu desturla yetişirse diğer nesillere de bunu öğretir diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum.